merhabalar. Kanalıma ve eğer Instagram'dan takip ediyorsanız ve oradan geldiyseniz de sayfama hoş geldiniz. Heyecanımı paylaştığınız için de çok teşekkür ederim. Eğer yeni izleyecek olanlar varsa Instagram hesabım Bir Üzüm'ün Hikayesi. Orada kendi hamilelik serüvenimi anlatmaya başlamıştım. Daha doğrusu böyle bir adım atmıştım. Ve şimdi YouTube'la da beraber, aslında YouTube'da da bir yemek kanalım vardı. Fakat hamileliğimi öğrenmemle birlikte artık yemek çekememe durumu ortaya çıktı. Hal böyle olunca da ben hem sürecimi anlatayım, hem belki beni yakından tanımak isteyenler ya da bu süreci benimle birlikte atlatmak isteyenler olur. Ve dahası ben onlara kendim gibi aynı süreci paylaşan, aynı dönemleri yaşayan insanlara ulaşabilirim diye böyle bir kanal girişiminde aslında bulunmuştum. Daha doğrusu kanalı böyle evirmiştim diyelim. O kadar yoğun bir süreç geçiriyoruz ki bir yandan tatil hazırlıkları devam ederken, belki Instagram hesabından takip edenler bileceklerdir. Yaklaşık bir aydır kendi evimizde değildik. Eve döndük. Eve dönerken de kendimizce henüz bir cinsiyetini bilmediğimiz bebeğimize bir beşik bakalım, nasıl bir şeyler bakabiliriz, evimizdeki odayı nasıl değerlendirebiliriz, hem bebek hem de kendimiz için nasıl daha kullanışlı ve pratik hale getirebiliriz, bunları fikir edinmek amacıyla da IKEA'yı gezmek istemiştik. Zaten IKEA videosunu koymuş olacağım yüksek ihtimalle. Şimdi kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, gebeliğinin 18. haftası bitti. En son doktor kontrolüne 13. haftada gitmiştik. Fakat bebeğin cinsiyeti tam olarak belli değildi. Daha doğrusu görememiştik biz. 13. haftada da aynı zamanda ikili tarama testi yapıldım. İkili tarama testinin sonuçları güzeldi. Hatta ben bunu paylaştığımda ikili tarama testi olduktan sonra 3. tarama testine gerek duydun mu doktor? Ya da neden 3'lü yaptırıyorsun ki, zaten iyi değil miydi gibi yazanlar bile oldu Instagram'da. Tabii daha aktif olduğu için, orası daha günlük aktığı için birebir dönüşlerim daha rahat oldu orada. Benim doktorum uygun gördü diyelim. Aslında ikili tarama testinde de alabileceğimiz en güzel sonuç gelmiş, İçiniz rahat olsun demişti ama süreç böyle evrildi. Tabii doktorumun dediği, yapalım dediği hiçbir şeyi de ben yani sorgulamıyorum ya da bir sakınca görmüyorum. Zaten kan testiyle yapılan bir oran hesaplandığını söylemişlerdi. Neyse, durum şu anda bu ve biz döndük. Tabii hemen cinsiyet, bebek açısından anlatmak gerekirse, döner dönmez hemen ilk fırsatta randevumu almıştım zaten. Hemen gittim. Ve bebek yine cinsiyetini bize göstermeme konusunda çok ısrarcıydı. Birçok takipçim de yazıyor hatta. Çok erken safhalarda öğrenenler olmuştu. Fakat bizim için öyle olmadı. Hatta sonra ben bu sefer de göremedim. İstersen bir yürüyüp gel, kan testi olacaktı zaten. Kan verip gel tekrar bakalım dedi. Ve öyle olunca da ben bebeğin cinsiyetini öğrendim. Bebeğin cinsiyetini yine öğrenmiş olduk. Zaten 53 kilo ile hamile kalmıştım. 51 kiloya kadar da düştüm ilk 3 ayda. Sonrasında tabii mide bulantılarını geçirmek için ilaçlar derken biraz toparlandı. Hele de buradan gidip rahat bir ortama gittiğimde, ailemin yanına gittiğimde her şey daha da düzeldi. Daha güzel akmaya başladı ve ben kilo alıp döndüm. Zaten 4 haftada 5 kilo aldım diye çok söylendim ortalıkta. Gerçekten hemen hemen öyle oldu. Ben şu anda 56'lı kilolardayım. Ve dolayısıyla artık eski kıyafetlerim sığmamaya başladı. Aslında bugün birazcık da bunlardan bahsedeceğim. Hamileliğin 3. ayından sonra ben çatlak kremlerine başlamıştım. Bu arada ne yazık ki vücudumda hiç çatlak yok değil. Ergenlik dönemini çok kilolu olarak geçirdiğim için, o dönemde hızlı kilo alanlardan olduğum ve bilinçsiz olduğum için, herhangi bir yağ kullanmadığım için zaten maalesef vücudumda çatlaklarım mevcuttu. Ama daha fazla ilerlemesin belki diyerek çatlak kremlerine başlamıştım. Bugün ilk olarak onunla başlayayım. Çünkü 18. haftalık artık çatlak kremlerinin hatta sabah ve akşam sürülmesi önerilen dönemlerdeyiz. Bu arada şunu da bahsetmek istiyorum. Düzenli kullandığım halde çatlaklarım oluştu diyen
kişileri de takip ediyorum. Onlara da denk geliyorum. Biraz da genetikmiş ama tabii yağ olmazsa belki daha büyük sonuçlar olacak. Belki daha hoşlanmadığımız görüntülerle karşılaşacağız. Bu yüzden tabii ki kremleri kullanmanın etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ben doğal bazlı, doğal içerikli olduğu için Insia tercih etmiştim. Hem de fiyatları gerçekten makul. Daha vazelinsi, kremsi bir yapısı vardı. Ben yine bunu Instagram hesabından paylaşmıştım. Yine söylüyorum, Instagram hesabım bir üzümün hikayesi. Orada paylaşmıştım. Onun neredeyse bitmesine az kaldı diyebilirim. Bu arada ilk 3 ayda aralıklı aralıklı sürdüm. Yani bir gün sürdüysem diğer gün sürmedim. Zaten Insia o kadar yoğun bir krem ki vazelin formatında ve vücudunuzda zaten sürdüğünüzde o yapış yapış hissi her zaman hissediyorsunuz. O neredeyse bitti derken ben bu sefer Bioil mi Lierac mı arasında çok kaldım. Eminim sizler de çok araştırmışsınızdır. Ama Bioil'in zaten var olan oluşmuş çatlaklar üzerinde de etkili olduğunu söyleyen, tabii 8 hafta minimum kullanımda söyleyen yorumlar okudum Trendyol'da. Ve açıkçası ona güvenerek kendim tercihimi Lierac yerine Bioil'in cilt bakım yağı, çatlak, doğum öncesi ve ergenlik döneminde alınan hızlı kilolardan dolayı oluşan çatlakların görünümünü azaltır diye bir ibare de var. Bu yüzden bunu kullanacağım ama asla dediğim gibi Insia gibi böyle yoğun vazelin formunda değil, daha sıvı ve daha yağ, bildiğimiz aslında yağlar, bebek yağları gibi. Bunu unutmadan söyleyeyim istedim. Bu arada kilo alımlarım başladığı için artık dediğim gibi eski kıyafetlerimde çok da rahat edememeye başladım. Ben hamileliğimi testte gördüğüm andan itibaren hep kız hissediyordum. Bunu defalarca da söyledim. Biz bir kız bebek bekliyoruz. Aslında erkek bebeklere sempatim daha fazla. Erkek çocuklarını gördüğümde beni daha fazla heyecanlandırırlar. Ama nedense o testi gördüğüm andan beri ben hep kız hissediyorum. Eşim de kız bebek çok istiyordu. Ve onun dilediği gibi oldu diyebilirim. Kız bebek eşyası seçerken gerçekten arkadaşlarıma hediye alırken bile çok zorlanırım. Normalde hep erkek bebeklerin kıyafetlerinin bile daha güzel olduğunu düşünürüm ama evet, artık biz bir kız bekliyoruz. Ve ben de artan kilolarımla beraber işte bu süreçte hem kendime hem de bebeğe bir şeyler almaya başladım. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Şu son dönemde aldıklarım birikti. Benimle birlikte ne giyebilirim, ne yapabilirim gibi düşünceleri olan varsa belki onlara da fikir olur. Zaten Instagram hesabımdan ben bunu paylaşmıştım daha önce ama hızlıca belki oradan görmeyenler olur diye size de hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle bir askılı bluz aldım. Bunun alt tarafı bol bir formda olduğu için göbeğim şiştiğinde bile giyebileceğimi düşünüyorum. O yüzden bunu şöyle bırakayım. Bir diğer tarafta şöyle bir şortum var. Bunu da yine Elsiva 22'den aldım. Gerçekten bol ve her genelde şortlar, ev şortları, benimkiler birazcık daha kısaydı. Bu daha uzun. Arka tarafı da biraz daha böyle sanki her ortamda giyebileceğim şekilde rahat ettireceğimi düşündü bana. Bu sebeple de bunu tercih ettim. Şöyle ikisini tonsiton yaptım. Bu şekilde kullanacağım. Cinsiyet için Reels çekimi yapacağım elbisenin hem mavi hem de pembe tonunu internetten sipariş vermiştim. Bu arada ikisinde 36 beden vermiştim. Çünkü dediğim gibi 55-56 çok nadir görüyorum ama işte genelde 55-200 ile 55-600 arasındayım şu anda. Hadi genel olarak 56 desem olacak. Bu kilolarda olduğum için ve Trendyol Milan'dan almıştım elbiseyi. Trendyol Milan'ın kalıpları da büyük olduğu için 36 beden söyledim. İlk 36 beden söylemişim çünkü çok kısa bir süre içerisinde tatil planımız var ve ben bu elbiseyi orada da değerlendirebileceğim. Elbiseyi göstermek istiyorum size. Dediğim gibi hem mavi hem de pembesi gelmişti. Ama bebek kız olduğu için ben o zaman bilmiyordum da ayrıca hangisi olacağını. Mavi elbiseyi iade ettim. Aynı elbiseydi zaten. Pembesi de benimle birlikte o günün anısına bizimle kalacak. Elbise şöyle. Beklediğimden bu arada gerçekten daha kumaş kalitesi, tokluğu ve duruşu çok çok güzel geldi. Hatta videolarda fark edememişim. Düğme kısmının tam pot durmuş. Normalde öyle bir potluk var mı acaba elbisede diye baktım ama gerçekten elbisede öyle bir sorun yok. Elbise böyle. Hem kısa kollu gibi ama aslında sıfır kollu bir elbise. Şu kısımda bir lastiği var. Eğer siz 60'lı kilolardaysanız tabii ki small beden, 36 beden olmaz. Ama
boy olarak da hemen hemen dizlerimin üzerindeydi. Şu giydiğim etekten bile neredeyse daha uzun görünüyordu. Alt tarafı da lastiği bir tık yukarı çıkardığınızda bile yine göbeğinizi tamamen şu geniş alanda kalacağı için çok rahat ettirecek bir elbise. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum, eğer böyle bir elbise arayışındaysanız. Dediğim gibi ben 55-56 civarında kiloda olduğum için şu anda 36 beden oldu. Mavi rengi de çok güzeldi ama gördüğümde de elime aldığımda da pembe rengi gerçekten daha ben buradayım diyordu elbisenin. Öyle de oldu benimle birlikte. Bir iki parça da bebek eşyası aldım. Hemen onları da bebek eşyasına geçmeden önce Mango'da indirim vardı. Yaz sezonunda genelde böyle indirimler oluyor. Dediğim gibi tamamen denk geldi. Bu tişört çok rahat. Şöyle şu kısmından göstereceğim. Şöyle istediğiniz kadar büzebiliyorsunuz. İsterseniz göbeği açık giyin, isterseniz böyle modelli giyin. V-yak olması da yaz için benim için çok avantaj. Çok seviyorum çünkü V-yakaları. İşte bu şekilde. Şöyle düğüm kısmını zaten yapmışlar. Siz bu düğümü attığınızda bu büzgülü kısmı kesinlikle kaymıyor. Bu tonlara uyacak bir elbisem vardı. Onun üzerine giymeyi planlıyorum. O yüzden rengini de bundan yana tercih ettim. Beyazında bu arada beden kalmamıştı. Ama güzel modeller vardı. Bir de bunun lila, açık böyle mor. Lila desem daha uygun. Lila rengi de vardı. Bu 50 TL'ydi. Bir tane de benim giymeyi çok sevdiğim evde böyle bol pantolon şeklinde üzerine istediğiniz gibi kombinleyebileceğiniz şöyle bir pantolon. Birazcık boyu uzun geldi ama kestirmem gerekecek. Ya da topuklu terlik tercih edebilirsem götüreceğim yanımda tatile. Belki o tarz da olabilir ama kestirsem daha rahat ederim diye düşünüyorum. Bayağı boyu uzundu. Bu da bu arada 120 TL'ye denk geldi. Bu arada bunu da medium beden aldım. Small'unu da denedim. Ama en sevdiğim yanı içerisinde bir astarı var. Ten rengi bir astar ve tabii ki kullanış kolaylıyor. Beyaz ürünlerde zaten böyle sıkıntılar biliyorsunuz oluyor. Çok rahat kullanabileceğimi düşünüyorum bu açıdan. Small bedenini de denedim bu arada. Çok dar bir kalıbı yok zaten. Ama small'da bir tık iç astarı sıktı. Evet üzeri çok rahat esniyor ama medium'u giydiğimde daha rahat hissettim. Hani doğum sonrası umarım tekrar bu kilolara dönebilirim ve o zaman da kullanabilirim ben bunu. Ama yine de medium benim için daha garanti olacaktı. İşte benim bugünkü alışverişimin iki parçası bunlar oldu. Gerçekten bir an önce yıkayıp kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bunların dışında birkaç parça bebek alışverişi de yaptım. Şununla başlamak istiyorum. Bu zaten Gülcan'ın, canım arkadaşım. Onun hediyesiydi. Daha cinsiyet belli değilken ama böyle göstermek istedim size. Hani neler aldım. Özelden paylaşan da bir takipçim var yine Instagram'dan. Çok konuşuyoruz onunla. Aldıklarını paylaşmış heyecanını benimle. Çok heveslendim. Çok hatta bende de fotoğrafı varken ona da göndermiştim. Böyle sizlere de belki fikir olur diye. Böyle bir tatlı bir mini çorabımız var. Dolabımızın ilk parçaları diyebilirim. Ben de bu heyecanı sizinle paylaşayım istedim. Hemen şöyle yine çoraplar Gülcan teyzemizden. Böyle mini mini, artık kız bebek olduğu için renkler de belirlendi. Bunların hepsi 0-3 ay bu arada. Bunlar çoraplarımız. Ardından ben şöyle ebebekten ikili müslin bez aldım. Müslin örtü. Bu ince müslinler bebeği duş aldırdıktan sonra bile üzerindeki suyu hızlıca çekmesi açısından çok mantıklı. Çok kullanışlıymış. Aynı zamanda emzirme örtüsü, alt açma bezi, puset örtüsü, kundak, omuz bezi, battaniye, oyun örtüsü gibi gibi de istediğiniz her alanlarda kullanabiliyorsunuz. Buradan kopya çektim. Benim de ilk annelik tecrübem olacağı için. Şöyle bir tane, tek katlı bu arada, sadece kenarlarından kıvrılmış şekilde böyle bir tavşanlı rengi var. Umarım görünüyordur. Bir de arkasında hemen şöyle puantiyeli gri, beyaz üzerine gri puantiye desenli. Bu arada indirimdeydi. İndirimden bunu 35 TL'ye aldım ikisini. Ölçüsü de 85'e 85 cm. Dolabımızın diğer parçaları bunlar oldu. Bir de dün yine hemen heyecanlı minik üzüm için kiraz desenli bir battaniye aldım. Yine bu da ebebekten %100 koton, yani %100 pamuk yazıyor. Bu daha diğerleri gibi değil. Daha kalın, daha tok ve yumuşak bir kumaşı var. İki katlı zaten. Ama böyle görünce hoşuma gitti ve yine bana cinsiyeti öğrendiğim günün anısını hatırlatması için direkt o gün yaptım.
alışverişlerden biri oldu. Yine bu da indirimdeydi. Hemen etiketini bulacağım. Çünkü unutmuştum. Bu da 30 TL. Evet, 30 TL'ye de bunu aldım. Bebek için aldığım ürünleri açıkçası yıkamayıp bekletiyorum. Artık en son hepsini bir arada yıkarım diye. Şimdilik bebek için alışverişim de bu kadar. Yağı söyledim, bunu söyledim. Bir de sizinle ne zamandır paylaşmak istiyorum ama Instagram'dan da ayrıca paylaşacağım zaten bunu. Henüz hiç paylaşmadım. Şöyle bir anne bebek defteri almıştım ben. Bunun içi DNR'da ve internette de bunun çeşitleri var. Hazır bir formatı var defterin. Anı saklama defteri. Tabii ben arasında henüz hiçbirini yapıştırmadım ama işte ultrason görüntüleri, hamileliğimi öğrendiğim tarih, bugüne özel bir fotoğraf çıkarıp yapıştırın diyor mesela. Yine burada başka bir ultrason günü ve benim o dönemdeki hislerim, kendimce doldurduğum bir defter. Zaten defter format olarak sizi yönlendiriyor. Yani ilk ultrason resminiz, ilk cinsiyeti öğrendik, babam beni ne diye seviyor gibi böyle farklı farklı sorularla sizi yönlendiriyor. Mesela burada sevgili bebeğim diye başlayan bir not var. Bebeğinizin ilk kalp atışlarını duydunuz mu? İlk ultrason görüntüsünü burada saklayabilirsiniz demiş. İşte bizim bu gamzeli ultrason fotoğrafımız da buraya yerleşecek. Canım neler çekti neler diye bir sayfa var mesela burada. Ben orada gerçekten canım neler çektiyse onu da yine aynı şekilde buraya not düşmüşüm. Bir sonrakinde ilk 3 ayınız nasıl geçti? Bir fotoğrafınızı buraya yapıştır. Buraya sonrasında eşimle olan fotoğrafımı yapıştırmayı düşünüyorum. Hemen hemen karnım çok çıkmamıştı. 13. haftada bir fotoğrafım var yeşil elbiseyle. Hep o elbiseyle çekim yaparım diye düşünmüştüm. Ama 16. haftada ben o elbiseyi giydiğimde 3 hafta sonrasında yine aynıydı. Henüz bir göbeğim çıkmamıştı öyle. O yüzden açıkçası paylaşmadım. Ama biriktireceğim ve mutlaka buraya da yapıştıracağım. Ben neler hissettiysem açıkçası işte onun boyutuyla alakalı mesela notlar düşmüştüm. İçimden geldiği gibi o gün ne hissettiysem, ne yaşadıysam yazmak istediğimde tabii günlük tutulacak bir defter değil zaten. Sadece işte ilk 3 ayınla alakalı neler düşündün onları yazmışım. Bu kısmında beklenen o ilk tekme benim bu kısım doldurma günüm geldi. Taze taze dolduruyorum ki sonradan ne yazacağını insan bilemiyor. Heyecanlanıyor ya da duyguları o kadar belki de yoğun olmayabiliyor. O yüzden böyle dönemi çok atlamadan yazmayı buraya aktarmayı tercih ediyorum. Gerçekten ilk 3 ayda ne yaşadım diye beni düşündürüyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Bir de ileride bebeğime bırakabileceğim bir anı olarak da bakıyorum. Belki bir doğum günü hediyesi olarak da bakıyorum. O yüzden açıkçası zaten kendim de böyle not yazmayı vesaire çok sevdiğim için yine bu şekilde değerlendirmek istedim. Bugünlük söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Takip etmeyenler için yine hesabımı söyleyeyim. Bir üzümün hikayesi. Oradan daha günlük, daha anlık paylaşımlarımı sürdürüyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp bana destek olursanız ve yorumlarda neleri sevdiniz, neleri sevmediniz ya da neleri görmek istersiniz bunları bana iletirseniz ben de bunlara göre videolar üretmeye çalışırım. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.